Sevgili Evvel Cap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf hayat bilgisi ders kitabını inceleyeceğiz. E, i̇kinci konumuz bireysel farklılıklarımız. Sorularımıza geçelim. Resimdeki ikizlerin benzer özelliklerini söyleyiniz. Evet bir resmimiz var. E, bu resimdeki ikizlerimiz aynı sınıfta. Resimdeki ikizlerin göz, ten ve saç renkleri aynı. Her ikisi de aynı kiloda ve saçları düzdür. Sınıfımızdaki ikizlerin tam olarak aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? İkizlerin tam olarak aynı olduğunu söyleyemeyiz. İkizlerden bir tanesi gözlüklüdür. Sınıfımızdaki ikiz kardeşler fiziksel olarak birbirine çok benziyorlar ama yine de farklılar. Sizce insanların farklılığı ve benzerliği sadece görünüşleriyle mi ilgilidir? İnsanların farklılığı ve benzerliği sadece görünüşlerle ilgili değildir. İnsanlar duyguları ve düşünceleriyle de farklılık, benzerlik gösterebilirler. E son sorumuz burada. Sizce resimdeki ikizlerin farklılıkları neler olabilir? Resimdeki ikizlerin düşünceleri, hoşlandığı şeyler ve yetenekleri farklı olabilir. Hiçbir insan diğerine tam olarak benzemez. Çok benzediklerini düşündüğümüz kişilerin bile mutlaka farklı özellikleri vardır. Okula yürüyerek gidip gelmemizin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bense yorucu olduğunu düşünüyorum. Burada iki tane öğrenci var. Bir öğrenci okula yürüyerek gidip gelmenin eğlenceli olduğunu düşünürken diğer ise yorucu olduğunu düşünüyor. Duyguları, düşünceleri, hoşlandığı şeyleri ve yetenekleriyle her insan farklıdır. Fiziksel özellikleri çok benzesi de ikizlerin bile ilgi alanları, kişilik özellikleri birbirine benzemeyebilir. Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Resme göre ikizlerin hoşlandıkları ve yetenekleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, birinci ikizimizin elinde bir defter ve boya kalemi, ikinci ikizimizin elinde ise bir enstrüman bulunuyor. Şimdi bu sayfadaki iki soruyu aynı anda cevaplayalım arkadaşlar. Hepinizin farklı özelliklere sahipsiniz. Aranızda gözlüklü, kısa boylu, kilolu ya da zayıf olanlarınız olabilir. Fiziksel özelliklerinizdeki bu farklılıklar arkadaşlarınızı etkilemiyor değil mi? Örneğin bir arkadaşınız çok uzun boylu diye onunla arkadaşlık etmekten vazgeçer misiniz? Evet. Önce ikizlerdeki farklılıklara bakalım. İkizlerden bir tanesi resim yapmaktan hoşlanıyor, diğeri ise gitar çalmaktan hoşlanıyor. Her ikisinin de yetenekleri farklı. Birinin resmi yeteneği varken diğerinin müziği yeteneği var. Evet, alttaki sorumuzun cevabı ise. Fiziksel özelliklerimizdeki farklılıklar arkadaşlıklarımızı etkilemez. Arkadaşımın uzun boylu veya kilolu olması hiç önemli değil. Önemli olan ortak noktalarımız, hoşlandığımız şeyler ve yeteneklerimiz. Bizim arkadaşlığımızı etkilen asıl şeylerdir. Hoşlandıklarımız, yeteneklerimiz arkadaşlık ilişkilerimiz üzerinde etkili olur. Aynı etkinliklerden hoşlandığımız, benzer yeteneklere sahip olduğumuz arkadaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurarız. İnsanları fiziksel özellikleriyle değil, sahip oldukları güzel alışkanlıklarla değerlendiririz. Örneğin güler yüzlü ve yardımsever insanlar çevreleri tarafından sevilir. Çalışkan ve doğru sözlü olmak çok önemlidir. Evet, birinci sorumuza bakalım. Siz arkadaş seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Arkadaşlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarına önem veriyorsunuz? Arkadaş seçerken, Arkadaşlarımın güler yüzlü ve neşeli olmasına dikkat ediyorum. Arkadaşlarımın yardımsever, güler yüzlü, çalışkan, doğru sözlü gibi özelliklere sahip olmalarına önem veriyorum. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Bu resimlerin size neler düşündüğünü anlatınız. Birinci resimdeki çocuk paylaşmayı sevmeyen bir çocuk ve bu sebepten dolayı arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmiyor. İkinci resimdeki çocuk ise paylaşmayı seven bir çocuk ve arkadaşlarıyla basketbol oynuyor. Çok güzel vakit geçiriyor. Evet resmimiz buydu arkadaşlar. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerdeki öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirleyiniz birinci resmimiz, ikinci resmimiz, üçüncü resmimiz ve dördüncü resmimiz var. Birinci resimdeki öğrencinin herhangi bir fiziksel engeli bulunmamaktır. Sadece gözlük takıyor. İkinci resimde gözleri görmeyen bir kız öğrenci var. Üçüncü resimde öğrencinin ayağındaki problemden dolayı koltuk değneği kullanmaktadır. Dördüncü resimde ise duyma problemi olan öğrenci işitme cihazı kullanmaktadır gözlük, işitme cihazı, tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarınız var mı? Onlar yardımcı olmak için neler yapıyorsunuz? Tekerlekli sandalye kullanan bir arkadaşım var. Onlara yardımcı olmak için merdivenler inerken veya çıkarken yanında oluyorum. Kantinden alışveriş yaparken zorluk yaşamaması için onun alacağı şeyleri seçiyor ve ona veriyorum. Resim dersinde ve evde resim yapmayı seviyorum. Ama Mete bu konuda benden daha yeteneklidir. Sıra arkadaşınız ve kendinizle ilgili aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Böylece arkadaşlarınızı benzer ve farklı yönlerinizi belirleyiniz. Ben Türkçe dersinde başarılıyım. Sıra arkadaşım matematik dersinde başarılıdır. Ben teneffüste oyun oynamayı seviyorum. Sıra arkadaşım teneffüste arkadaşlarla konuşmayı seviyor. Ben futbol sporundan hoşlanırım. Sıra arkadaşım voleybol sporundan hoşlanır. Ben müzik konusunda yetenekliyim. Sıra arkadaşım resim konusunda yeteneklidir. Ben televizyonda çizgi film izlerim. Sıra arkadaşım da çizgi film izler. Benim en sevdiğim renk kırmızıdır. Sıra arkadaşımın en sevdiği renk ise turuncudur. Ben bilgisayarı ders çalışmak için kullanırım sıra arkadaşın bilgisayarı oyun oynamak için kullanır. Aşağıdaki öğrencilerin düşüncelerine katılıp katılmadığınızı nedenleriyle de belirtiniz. Görünüşümüz, yeteneklerimiz, hoşlandıklarımız, öğrenme şeklimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz arkadaşlıklarımızdan farklıdır. Bunlar bizim bireysel farklılıklarımızdır. Hepimiz bireysel farklılıklarımızı bilmeli ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Böylece daha mutlu oluruz. Başkalarının da oldukları gibi kabul etmeliyiz. İnsanların farklılıklarını alay etmemeliyiz. Onları bakışlarımızla bile rahatsız etmekten kaçınmalıyız. Herhangi bir cihaz kullanmak zorunda olan arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Kullandıkları cihazların zarar görmemesine dikkat etmeliyiz. İnsanların bireysel farklılıklarına saygı duymalıyız. Evet bu görüşlere katılıp katılmadığımızı belirtelim. Aşağıdaki öğrencilerin düşüncelerine katılıyorum. Görünüşümüz, yeteneklerimiz, hoşlandıklarımız, öğrenme şeklimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz arkadaşlarımızdan farklı olabilir. Başkalarını da oldukları gibi kabul etmeli ve insanların bireysel farklılıklarına saygı duymalıyız. Siz de bireysel farklılıklarla ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi aşağı yazınız. Bireysel farklılıklar olması bana göre çok normal bir şey. Duygularımız, düşüncelerimiz, öğrenme şeklimiz farklı olabilir. Ben bireysel farklılıklara saygı duyuyor ve arkadaşlarım olduğu gibi kabul ediyorum. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Evvel Cevap ailesi olarak saygılar, selamlar diliyorum.